Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Unbound'da en sevdiğim araba olan Nissan Skyline R32'nin modifiyesini yapacağız. Daha sonrasında da yarışlara gireceğiz. Şöyle ilk olarak body kitlere bir bakalım. Pandem zaten klasik bu arabada. Onun dışında şöyle ön tarafı R34'e çeviren var ki buna hiç gerek yok bence ve Speed Hunters var. Biz kendi zevkimize göre tek tek aracın modifiyesini yapacağız. Şöyle jantlarla birlikte başlayalım. Video öncesinde ben güzel bir jant bulmuştum aslında. Onu takacağım. Size de hemen göstereyim. Şöyle gerek göçüklüğü gerek de modeli benim bayağı bir hoşuma gitti. Hemen yapıştırıyoruz. Daha sonrasında da jantın boyutunu bir tık küçülteceğim. Kaliperleri ayarlayalım. Kırmızı bir kaliper aslında işimizi görür. Arabamıza şöyle yazılı lastiklerden bir tane takacağız. Ön tekerlekteki işlem bitti. Aynılarını hemen arka tekerleğe de yapacağım. Kırmızı kaliperi yerleştirdim. Jantımızı seçtim. Boyutunu aynı ön tekerde olduğu gibi bir tık küçülteceğim. Son olarak da lastiğimizi taktık. Jantları taktıktan sonra araba güzel gözükmeye başladı bile. Hemen şimdi farları değiştireceğiz. Zaten iki seçeneğimiz var. Bence 750 dolarlık olan daha iyi, bunu aldım. Rengini de mavi tonlarında yapacağım. Ama koyu mavi tonlarında yapacağım. Sırada tampon var. Şöyle sırasıyla tamponlara bakalım. Aralarından en güzeli bence bu. Aslında R34'ün tamponu ama bununla birazcık oynayacağız. Daha güzel göstereceğiz. Sıra geldi çamurluklara. Şöyle pandemin çamurluğunu yapıştıracağım. Ve ön tamponla muhteşem bir uyum içerisinde şu anda. Hemen şöyle araca bir tane de splitter ekleyeceğiz. Güzelinden bir tane bakalım. Bence aralarından en iyisi bu, hem de biraz da sade. Hemen şöyle küçük kanatçıklardan ekleyebiliriz. Hangisi daha iyi gider? Bence bu daha iyi. Bunu alacağım. Ön tarafta bir tek sanırım kaput işlemimiz kaldı. Şöyle güzel bir tane de kaput bulduk mu tadından yenmez ki bu gayet güzel. Bunu alacağız. Camları da bir karartalım. Simsiyah yapalım. Dikiz aynalarına bir bakacağım. Güzel bir tane varsa yapıştıracağım ki sanmıyorum. Bu oyunda çok güzel dikiz aynaları yok. O yüzden stok halde bırakacağız. Sıra geldi yan marşfiyede. Şöyle sırasıyla bakalım. Güzel olanı yapıştıralım. Bence aralarından en güzeli Speed Hunters. Hemen geldik arka çamurluğa. Şöyle arka çamurluğu da yine pandem yapacağım ki takım olsun. Daha sonrasında geldik stop lambalarına. Şöyle stop lambaları bence muhteşem. Bunları alacağım. Daha sonrasında geldik arka tamponu ayarlamaya. Bu zaten R34'ün tamponu. Bence stok halde kalsın. Arabaya güzel bir tane difüzör eklersek bu iş tamamdır. Şöyle sırasıyla bakalım. Karbon aslında güzelmiş. Sanırım aralarından en iyisi bu. Yine Speed Hunters'ı tercih edeceğiz. Hemen şöyle egzoz ayarlayalım. En altta bir titanyum egzoz vardı. Onu alacağım. Gayet şık duruyor. Plakaya da tabii ki Bragna yazacağız. Şöyle Bragna'yı yapıştırdım. Sırada rüzgarlık var. Bu aracın kendi rüzgarlığı aslında güzel ama ben biraz farklı bir şey yapmak istediğim için Big Country Lapsing'ini yapıştıracağım. Buradaki işlemimiz tamamdır. Şimdi diğer parçalara geçeceğiz. Hemen şöyle sürüş yüksekliğini en alta vereceğim. Araba şu anda muhteşem gözükmeye başladı. Az biraz da kamber vereceğim. Şöyle ikişer tık. Sırada vinyl kısmı var. Ben bu araba için aslında video öncesinde güzel bir vinyl için uğraştım. Hemen size de göstereyim. Benim bayağı hoşuma gitti. Bayağı da eğlenerek yaptım. Hemen size kaplamamızı da detaylıca tanıtayım. Şöyle kapıda yazılar var. Kuru kafa ve mavi bir efekt koydum. Onun dışında camlara yazı yazdım. Kelebek camlarına da elmas işaretlerini yapıştırdım. Sırada sürüş efektleri kısmı var. Ben anime efektlerini çok sevmediğim için orijinali koyacağım. Geldik neonlara. Bu arabayla uyumlu olması açısından mavi bir neon tercih edeceğiz. Şöyle şu renk aslında gayet güzel gibi duruyor. Arabaya tabi bir de air takacağız. Hemen egzoz sesini ayarlayalım. Bunu full agresif yapacağım. Ton stokta kalacak ve geri kalan her şeyi de fullleyeceğim. Şöyle hemen sesini size de dinleteyim. Geldik performans kısmına. Hemen motor swaplara bakalım. Aracın kendi motoru 280 beygir gücünde ve 565 beygire kadar çıkabiliyor. Biz tabii ki de en güçlü motoru alacağız. 690 beygir gücünde ve 819 beygire kadar da çıkabiliyor. Şimdi buradaki bütün parçaları fullleyeceğiz. Hepsini elit yapacağız. Buradaki motor parçalarını da fullledim. Geriye en son diferansiyel kaldı. Şöyle eliti yapıştıracağım ve arabamız gördüğünüz gibi 360 kilometreye kadar çıkıyor ve 0-100'ü de sadece 2.3 saniye. Hemen şöyle aracı iki tane de özellik ekleyeceğim. Drift yaptıkça nitromuz artsın ve trafikteki araçlara makas attıkça da nitromuz yine aynı şekilde çoğalsın. Aracın performans parçalarını da hallettik ve size hemen şöyle arabamızın son halini göstereyim. Benim baya baya hoşuma gitti. Özellikle vinyl'da video öncesinde baya bir uğraştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Arabayla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi yarışlara geçme zamanı. Geldik caddeye. Aracımız bence çok çok güzel duruyor. Yavaştan yarışlara da gitmeye başlayalım. En sevdiğim araba Nissan Skyline R32. Muhtemelen zengin olsaydım bir tane getirtmek için uğraşırdım. Bas baba. Sesini dinleyelim. Şu anda Allah'tan polisler peşimizde değiller. Bir de onlarla uğraşmayalım.
Varyan'ı of aradan geçtik gayet güzel. Arabanın rengini de bu arada hiç ellemedim. Kendi stok rengini de bıraktım çünkü çok güzel bir rengi var. Ve yavaştan biz şöyle yarışlara katılalım. 24.000'e 72.000 veriyormuş, hemen gireceğiz. Aro32'mizi seçtik ve tabii ki de bahis oynayacağız. Geldik yarışımıza, bas gaza. Gayet güzel bir kalkış yaptık. Lambolar falan var, Ferrari var. En önde de Koenigsegg var sanırım. Nane'yi yemiş olabiliriz. Ama gerçi bizim de araba boş değil. Gayet güzel bir motor swap yaptık. 800 beygir gücünde. Bas baba. Bak bu arabalar öndeki Koenigsegg falan rahat drift yapamıyor. O konuda biraz şanslıyız. Şöyle nosumu da çatlatacağım. Bas bas bas. Muhtemelen tek bir yarış yaparız. Zaten oyunda drag yarışı falan yok. Shimizu çık dayı. Allah'ın Japonya'sından gelmişsin ta Amerika'ya tokat yemeye. Lan 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 var ya of. Polis aradan öyle bir çıktı ki. Biz de gümlettik trafiğe, her zamanki gibi eyyemci trafik iş başında. Bas baba bas. Yarışın %30'undayız. Şöyle nosumu kullandım. Yetişeceğim onlara, her türlü yetişeceğim. Aman sakin. Aracı tabi drift'e göre ayarlamadığımız için direkt power slide atıyor. Hemen şöyle nosumu çatlatıyorum. Doğal gazı açtım. Trafik yalnız bir saattir üstümüze kırıyor ha. Bir tanesini tokatladık. Gel dayı, seni de tokatlayacağım. Sen rahat ol, seni de tokatlayacağım ben. Çık 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 çık. Hop checkpoint'i aldım, sıkıntı yok. Şöyle hafiften yanı vereceğiz. Daha rahat dönmek için. Yarışın bu arada yarısına gelmişiz. Ver yanı, koçum benim be. Cidden en sevdiğim araba. Ver gazı, ver gazı. Trafikteki araçlar bayağı tehlikeli. Most Wanted'dan daha tehlikeli, öyle söyleyeyim size. Direkt burada hurdaya çıkıyorsunuz ve bayağı sizi geri atıyor. Nosumu çatlattım. Polis bizim plakayı alana kadar. Ooo, 10 kere geçerim ben orada. Boşuna mı taktık bu hayvanın motoru be? Aç doğalgazı. Sakin sakin, tamam. Dışarıya çıkmayalım. Yarış bitmek üzere birazdan. Haydi haydi haydi. Çatlat nosu. İyi. Arkadaki polis arıza çıkartmadı. Muhtemelen yolun alt kısmındaydı derken Allah kahretmesin. Spin atıyorduk. Bas 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 bas. İsterseniz unbound'da da bir modifiye serisi yapabiliriz. Burada çünkü bayağı fazla araç var. Hepsi de güzel bir şekilde modifiye olabiliyor. Çatlattım nosu. Lan 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 lan, bak yine çarpıyorduk ha. Görmek istediğiniz bir araç varsa mesela BMW 3 GTR gibi falan filan, onları yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve canavarımızla birlikte birinci oluyoruz. Aranma seviyemiz arttı ama bakalım polisler peşimize düşecek mi? Aynen öyle, polisler peşimize düştü. Bir de bunlardan kurtulmaya çalışalım. Daha sonrasında da artık videonun sonuna geliriz. Bas baba bas. Bir level polisler aslında öyle çok etkili değil. Hemen kurtuluruz muhtemelen ki şu anda kaçmaya başladık. Çatlat nosu. Polise verdik ayarı ve kaçmayı da başardık. Yavaştan videonun sonuna gelelim o zaman. Şöyle ben bir aracı benzinliğe park edeyim. Dediğim gibi araba benim bayağı bir hoşuma gitti. Gerçi camları falan bayağı bir patlatmışız ama siz de arabayla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Varsa başka araba isteğiniz onu da yorumlarda yazın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.